Merhaba arkadaşlar. Şimdi elimize bir fonksiyon dizisi verilsin. Bu fonksiyon dizisinin düzgün yakınsaklığını karakterize eden bazı teoremler var. Bu teoremlerin bazıları bize uygulamada çok çok yardımcı olacak. Bazıları ise bazı teorilerin ispatında kullanılıyor. Buradaki en önemli teoremlerden birisi şu: Fn'lerin eğer sürekli olması durumunda, yani CAB sınıfından olması durumunda ve Fn'ler f herhangi bir f fonksiyonuna düzgün yakınsaması durumunda limitle integralinin, şurada gördüğünüz limitle integralinin yer değiştirebileceğini söylüyoruz. Eğer bu limitle integral yer değiştirirse biliyoruz ki f(x) dediğimiz şey aslında fx olduğu için bu durumda a'dan b'ye kadar fx çarpı dx eşit olduğunu söylüyor. Bu teoremin sonuçları bize çok yardımcı oluyor. Noktasal yakınsak olduğunu bulduğumuz bir fonksiyon dizisinin düzgün yakınsak olup olmadığını test etme imkanımıza yarıyor aslında bu teorem. Şu şekilde, şunun için iki tane sonuç yazabiliriz aslında. Birinci sonuç, varsayalım ki fn'ler bir fx fonksiyonuna noktasal olarak yakınsasın ve şu limitler birbirlerine eşit olmasın. Yukarıda verilen bu iki limit birbirlerine eşit olmaz. Bu durumda şunu söyleyeceğiz ki direkt, fx çarpı dx eşit değilse bu durumda fn'ler f'e ne değildir? Düzgün yakınsak değildir arkadaşlar. Direkt bu sonucu söyleyebiliriz. Eğer biz o halde noktasal olarak yakınsak bulduksa fn'leri, gidip bu eşitsizliği de gösterirsek sonuç olarak fn'lerin f'e düzgün yakınsak olmadığını bu teoremin sonucundan söyleyebiliriz. Çünkü bu teoremde biliyorsunuz ki matematiksel mantıkta önemli şeylerden birisi, P ise Q'nun, değil Q ise değil P'ye olan denkliğidir. Burada değil Q dediğimiz şey aslında şuna eşit oluyor, değil Q. Bu da bizim değil P'mizin fn'lerin f'e noktasal olarak yakınsadığından bahsediyoruz ve şunu da kabul edeceksiniz tabii ki. Şuraya not edelim. Fn'ler her zaman CAB'nin elemanı olarak alacağız tabii ki. Fn'ler CAB'nin elemanıysa ya bu sağlanmayacak ya da bu sağlanmayacak anlamına geliyor. Biz bunu sağlandığını varsaydığımız için demek ki şu sağlanmayacak anlamına geliyor. O halde fn'ler f'e düzgün yakınsak değildir. İkinci bir sonuç, buna birinci sonuç diyelim, ikinci bir sonuç. Şimdi ikinci bir sonuç derken aslında bu teorem bize gördüğünüz gibi tek taraflı. Yani bunun olması durumunda bu integralle limitin yer değiştireceğini söylüyor ama tam tersi doğru değil. Yani siz eğer yine fn'ler f'e noktasal yakınsıyor, fn'ler de CAB'nin elemanı olsun. Eğer bu limitler eşitse, limit en sonsuza giderken a'dan b'ye kadar f(x)ler eşittir. A'dan b'ye kadar fx çarpı dx eşit olması bizim neyimizi gerektirmez? Fn'lerin ya da fn'lerin f'e düzgün yakınsamasını ne yapmaz? Gerektirmez arkadaşlar. Gerektirmiyor. Biz bunu söyleyemeyiz. Çünkü buradaki gerektirme tek yönlü. Gördüğünüz gibi tek yönlü. Çift yönlü bir gerektirme yok. O yüzden şimdi bir tane örnek alalım. Geliyor bakalım sonuç 1'e mi sonuç 2'ye mi karşılık geliyor? Çok bilinen bir örnek aslında. Fn(x)lerimiz ne olsun? X üzeri n olsun. Ve x'lerimiz de 0 ile 1 arasında değişsin. Böyle bir fonksiyon dizisi alalım. Bu fonksiyon dizisinin düzgün yakınsak olup olmadığına şu iki sonuç üzerinden varabilecek miyiz? Hangi sonuç kullanabiliriz ya da ona bakalım. N eşittir birden sonsuza, N eşittir birden sonsuza diyelim buna. Şimdi önceki örnekte bakarsanız sağ taraf üst tarafta var. Önceki örnekte yaptığımız gibi biz bunun noktasal yakınsadığı fonksiyonu bir bulalım. Zaten oradan da direkt söyleyebileceğiz düzgün yakınsak olmadığını belki. Ama biz ne yapacağız? Bu teoremin bir uygulamasını görmek istiyoruz şimdiden. X eşittir 0 olsun diyelim. Ve ona bakalım. Limit en sonsuza giderken x üzeri n ne olacaktır? Hemen yerine koyarsanız 0 çıkacaktır. X 0 ile 1 arasında olursa. Orada dediğim gibi her bir noktaya teker teker bakmamız gerekiyor ama gerçekten o kadar zamanımız yok. Sonsuz tane noktamız var. Şimdi limit en sonsuza giderken x üzeri n dediğimiz zaman mesela x 1 bölü 2 olduğu zaman 1 bölü 2'nin kuvvetlerine baktığınız zaman nedir? 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü ne yapıyor? 8
bu şekilde devam ediyor ve gittikçe sıfıra yaklaşıyor. 1 bölü 3 deseniz ona aynı şekilde 1 bölü 3, 1 bölü 9, 1 bölü 27 o da ne yapıyor? Sıfıra yaklaşıyor. O zaman x'ler eğer 0 ile 1 arasında olursa bu x'in kuvvetlerinin eninde sonunda en sonsuza gittiği zaman sıfıra yaklaşıldığını görürüz. Son olarak bir önceki şeyde söylediğim gibi sınır noktalarına özellikle dikkat edeceğimizi söylemiştim. Burada limit en sonsuza giderken 1 üzeri n olacaktır. Bunun sonucu da 1'dir. Şunu unutmayın, 1 üzeri sonsuz belirsizliği değildir bu. 1 üzeri sonsuz belirsizliği olması için tabanı gördünüz ya, o tabanın da değişken olması lazım. Mesela 1 artı 1 bölü n üzeri n. Hem üssün değişiyor hem de tabanın değişiyor olması lazım. Tamam mı? Şimdi buradan 1 çıktı. O halde bizim yakınsadığımız fonksiyon, noktasal olarak yakınsadığımız fonksiyon f'in x, x üzeri n diziniz nereye yakınsıyor noktası olarak? Bir fx fonksiyonuna. Ama fx fonksiyonu eğer 0, x, 1 aralığında olduğu zaman 0 oluyormuş. X'ler eşittir 1 olduğu zaman 1 oluyormuş. Şimdi direkt bunu şuradan söyleyebilirsiniz. Bir fonksiyon eğer fn'lerin hepsinin şurada gördüğünüz gibi birer polinomdur. Bütün polinomlar da süreklidir. Fn'ler CAB'nin elemandır yani. Şimdi eğer fn'ler gördüğünüz gibi eğer düzgün yakınsak olsaydı fn'lerin düzgün yakınsadığı fonksiyon f eleman CAB olmak zorundaydı. Yani C01'in elemanı olmak zorundaydı. Ama gördüğünüz gibi fx'iniz ne değildir? Sürekli değildir. Fx fonksiyonu şu şekildedir. 0'dan 1'e kadar, x'ler 0'dan 1'e kadar fx'in 0 değerini alıyor. Tam 1'e geldiği zaman bir sıçrama yaparak 1 oluyor. Bu sizin fx fonksiyonunuz arkadaşlar. Y eşittir fx fonksiyon grafiği. Sonuçta bu fonksiyon sürekli değil. Zaten fn düzgün yakınsak olsaydı böyle olurdu. Ne olurmuş? F eleman CAB olurmuş. F C eleman CAB'nin elemanı olmadığına göre fn'leriniz f'e düzgün yakınsamıyor. Bunu buradan bulabilirsiniz. İkinci bir şık. Tabii ki bunu niye gösteriyoruz? Burada gösterdik. O zaman gerek kalmadı değil. Biz teoremlerin koşullarını ve sonuçlarını göstermek için yaptık bunu. Şimdi bunlardan herhangi bir switch. Ne yapacağız? Bu limiti hesaplayalım. Limit en sonsuza giderken 0'dan 1'e kadar f'in x çarpı dx'i hesaplayalım. Limit en sonsuza giderken ne olacaktır? 0'dan 1'e kadar x üzeri n çarpı dx. Basit bir integral zaten. Limit en sonsuza giderken x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 olacaktır. 1'e 0. Bu da limit en sonsuza giderken bize ne verecektir? 1 bölü n artı 1'den. Sonuç olarak bunun da 0'a gittiğini herkes biliyor. Yakınsadığımız fx fonksiyonuna bakalım. 0'dan 1'e kadar fx çarpı dx'e bakacağız. Yani noktanın İntegralde çok büyük bir ehemmiyeti olmadığı için 0'dan 1'e kadar fx çarpı dx dediğiniz zaman sadece tek bir noktada, yani x eşittir 1 noktasında ne değildir? 1'dir. Geri kalan da 0'dır. O zaman 0 çarpı dx yazacağız. İsterseniz siz onu 1'den 1'e kadar çarpı fx çarpı dx diye de yazabilirsiniz ama 1'den 1'e kadar bir fonksiyonun integrali 0'a eşittir. 0'dan 1'e kadar 0 çarpı dx dediğimiz zaman da 0'a eşittir. Şimdi ne oldu? Her ikisi de sıfır çıktı. Her ikisi sıfır çıktığı zaman şimdi getireyim bu şeyi. Ne yapalım? Seçelim ve getirelim. Burada şunu söylemiştik bakın. Fn'ler f'e noktasal olarak yakınsak mı? Evet. Fn'ler CAB'nin elemanı. Evet. Bakın bu limitin eşit olması fn'lerin f'e düzgün yakınsak olmasını gerektirmiyor. Bu bunu söylüyordu zaten. Biz eşit bulduk. Gördüğünüz gibi sıfır eşittir sıfır bulduk. Bizim o zaman fn fx'e düzgün yakınsak olmasını gerektirmez demeniz gerekiyor. Gerektirmez. Neye göre? Aşağıdaki sonuca göre. Şu iki sonucuna göre. Bunlar eşit. Evet eşit ama fn'ler f'e düzgün yakınsak değildir. Zaten düzgün yakınsak olmadığını şuradan söylemiştik. Sonuç olarak biz sadece sonuç 2 için bir örnek vermiştik. Bir dahaki problemde sonuç 1 için de ayrıca bir örnek vereceğiz. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.